Milli Muharebe Uçağı yapıyorlar. Hürkuşu yapıyorlar. Füze yapıyorlar. Bunlar çok güzel şeyler. Gelin beraber Türkiye ile beraber yapalım. Elbette Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda zaten demokrasi hem iktidarı hem siyasal partilerindeki beraber iktidar ve muhalefet bir bütündür. Ama siz onu kışkırtıp bunlar geçti artık. Türk milleti gözünü açtı. Türk ordusu da gözünü açtı. Türk çocukları şimdi yepyeni projeler yapıyorlar. Bak en güzel insansız hava aracını yaptık. Aslında buradaki şey şu. Muhalefetin de bu konularda aslında hani Amerika'nın muhalefete niye destek oluyor sorusunu hani muhalefetin de onu diyorum vermesi işte. Şimdi bakın önemli. Baktığımız güzel bir şey ne var? Mesela bir mavi zaten vatanda iktidarda muhalefetle beraber. Bakıyoruz Karabağ meselesinde beraber. Demek ki Türkler Amerikalılardan farklı. Zor meselelerde bir araya gelebiliyorlar. Dört parti de imza attı bunun altına. Bir tek HDP hariç. O da aklını başına toplar bir zaman içerisinde. Onu düşünüyoruz. Ben şuradan şunu söyleyeceğim. Gülveda Hanım'ın söyledikleri bence çok önemli. Üniversiteler, sivil toplum örgütleri, bu genç arkadaşlarımızın orada Ali Bey'in söylediği gibi birlik içerisinde Türkiye'yi tanıtmak, Türkiye'nin yamyamlar memleketi değil, özgür, layık, demokratik, anayasal bir devlet olduğu ve NATO'nun önemli bir projesi olarak Amerika'nın da güvenliği, İsrail'in de güvenliğini sağlayan bir devlet olduğunu anlatmamız gerekiyor. Burada diplomasiyi ve herkes hangi silah kullanıyorsa, basını da kullanıyorsa Türkiye'de kullanacaktır. Bir husus da şu, özellikle Gülveda Hanım'ın belirttiği gibi oradaki genç politikacılar, yani henüz siyasete atılan gençleri, üniversitede öğrencilerin okulumuza getirmek, sanırım bu pandemi kalktıktan sonra meclisimizde ağırlamak, parlamentomuzda onların Türkiye demokrasisi nasıl işlediğini göstermek bizim için çok önemli. Joe Biden'ı da davet ettik bu iş için. Ha şimdi demek oluyor ki burada öğrenci değişim programlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu think tanklarda da mutlaka Ali Bey'in söylediği gibi daha aktif rol almamız ve özellikle senatonun içerisinde de yılmadan ve bir şekilde bizim de Amerika'nın dostu ve müttefiki olduğumuzu ve Amerika'nın bu hatayı yapar, Türkiye'yi kaybeder de Rusya'nın içine iterlerse dünya değişir. Ben onu söyleyeyim. Yani Amerika'da dostlarımıza sesleniyorum buradan. Türkiye kaybedilecek bir kadar önemli değildir. Türkiye kazanılacak kadar çok önemli bir ülkedir. Ve bu Amerika'nın hayati çıkarlarına özellikle 21. yüzyılda üstlenmek istediği liderlik vizyonunda önemli bir ülkedir. Türkiye olmadan yürüyemez Amerika. Ne Balkanlar'da yürüyebilir, ne Kafkasya'da, ne Karadeniz'de, ne de Orta Doğu'da. Ne de İsrail-Filistin barışında. Ne diyorsun Ali Çınar bunlara? Evet, hocamın dediği gibi yani yapılacak çok iş var. Birlik beraberliğin sağlanarak Türkiye'nin milli menfaatleri konusunda çalışma yapılması gerekiyor. Bir koordinasyon olması gerekiyor. Ama biraz önce de dediğim gibi bilhassa kongrede büyük sıkıntı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partiler üstü vekillerin gelerek sadece resim amaçlı değil gelip sonuç odaklı ziyaretler yapması önemli. Tabii ki sözün meclisten dışarı bazı vekiller gelip hakikaten çalışıyorlar ama genel olarak gelen Türkiye'den ziyaretlerde istenilen verim alınamıyor. Sonuç odaklı çalışmalar olmuyor. Kongre üzerinde de çalışılması gerekli. Hem meclis tarafından hem de yasal yollardan lobi firmalarıyla beraber. Ama bunun dışında da dediğim gibi Türk-Amerikan toplumunda yapacağı önemli çalışmalar var. Akademik, kültürel, sosyal, yerel eyaletlerde daha aktif olunması. Yani çok konuşmadık ama Biden yönetiminde iki tane önemli Türk kadın, Türk vatandaşımız görev alacak. Birisi Hazine Bakanı'nın özel kalem müdürü, diğeri de dün açıklandı Pentagon'da baş hukuk müşavir yardımcılığına getirildi. Yani bu tarzda Türklerimizin daha fazla artması hem Amerikan siyasetinin hem de Amerikan kurumları içinde, devlet kurumları içinde olması çok önemli. Yapacak çok iş var. Yani morali bozmadan olumlu hüsmeden, şekilde hüsmeden çalışmaları yapmak lazım. Evet. Gusan Bey de katıldı aramıza. Gusan Yediç. Şimdi bu çalışmak yeterli mi? Amerika'daki hani durumu baktığımızda durumu hani sıkışmış bir durum mu var artık Biden yönetimi geldikten sonra? Durumu nasıl görüyorsunuz?
Erdoğan'la Biden bir şekilde orta yol bulabilir mi? Hasan Bey. Sayın Erdoğan'la Biden'ın ortak yol bulabileceklerini pek sanmıyorum ama muhakkak diplomasisi gereği aralarındaki ilişkiler devam edecektir ki Biden yönetiminin arkasındaki güçlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oradan indirmek için 15 Temmuz darbesine niyetlendiğini Sayın Erdoğan hiç unutmaz. Hepinizin de bildiği gibi çok ciddi bir hafızası vardır Tayyip Bey ve kendisine yapılanları unutmaz. Ha, unutulmuş gibi gözükür mü? Gözükür. Ama bununla birlikte Biden'ın da arkasındaki güçlerin Türkiye ile birlikte Sayın Erdoğan'a yönelik bir takım yaptırımlarda bulunmak için gece gündüz çalışacaklarına ben ismimi koyarak, imzamı atarak garanti veriyorum. Çünkü zaten bu proje Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arasındaki iyi ilişkilerin bozulabilmesi için planlanmış ayrı bir sayfaydı ki bu sayfaya şimdi girmek istemiyorum çünkü konuyu çok dağıtmış oluruz. Çok çok geniş bir konu o. Yegane söyleyebileceğim şey bu programı başladığınız andan beri izliyorum. Gayet güzel gidiyor. Değerli katılımcıların güzel açıklamalarıyla bilgilendik. Bununla birlikte bazı konularda çok çok yanlış bilgiler aktarıldı. Bunlarda ben kasıt olmadığını veya olmamasını umut ediyorum. Çünkü Amerika'daki bu gün yaşanmakta olan kaosun nedenini açıklamadan yani sebebi bilmeden sonuca odaklanmak bizi hiçbir yere götürmez. Bu aynen Ermeni soykırımı iddialarındaki gibi sonuçtan odaklanarak Türkiye'yi soykırımla suçlamak gibisinden bir gaflet olur. Gerekçeler bilinmeden hiçbir konu sonuç üzerinden değerlendirilemez. Ben size şunu kısaca söylemek istiyorum. Bugün yaşanmakta olan kaosun yegane nedeni medyanın yanlı taraflılığıdır, yanlılığıdır. Tamamıyla bildiğiniz gibi dünyadaki bütün medya organları 6 büyük şirket üzerinden, dünya çapındaki şirket üzerinden kontrol edilirler ve bu şirketlerin hissedarları sahiplerinin istemedikleri hiçbir kişi veya kurumun isterse bu Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı dahi olsa istediği amaca ulaşmaması için her türlü engeli önlerine sererler ki bugün yapılmakta olan da Sayın Trump'ın önüne sürülen engeller kasıtlıdır. Yani Trump'ın oradan düşürülmek istediği içindir. Ayrıca Amerika'daki ortamı katılımcılar ne kadar yakinen tanıyorlar biliyorlar bilmiyorum ama ben 35 senemi bu ülkeye vermiş ve 50 eyaletin 49'unu bilfiil defalarca gezmiş dolaşmış oradaki insanlarla birebir muhatap olmuş bir kişi olarak diyebilirim ki tanıtılmakta olduğu gibi bir halk değildir Amerikalılar. Yani çoğu kişinin aklında Amerika denilince üzerinde üniformalarla Irak'a, Afganistan'a gidip oradaki insanları öldüren, ülkeyi kan gölüne çeviren askerler ile Tokyo'sunun içine beyaz çorap giyerek dolaşan turistlerden sanmaktı ki bu çok yanlış. Halk olarak Amerika'nın yerel halkı yani şehirlerden uzaklaştığınız zaman İç Anadolu'ya girdiğiniz zaman Anadolu'nun yerel halkını kot pantolonu içindeki şeklinde düşünebilirsiniz. Ne kadar Anadolu halkı temizse Amerika'nın iç bölgelerindeki halkı da o derece temizdir, dürüsttür, namusludur ve hatta muhafazakar ve tutucudur. Yani filmlerde gösterildiği gibi Dallas tipi Amerikalıyı bulamazsınız Amerika'nın içinde. O tipleri ancak yozlaşmış kozmopolit ülkelerde görebilirsiniz ki zaten ismi üstünde Dallas filminden hatırlayacağınız gibi New York'ta, efendime söyleyeyim San Francisco'da, New Orleans'ta, Miami'de, Chicago'daki kozmopolit Amerikalılardan çıkmış farklı bir milliyete bölünmüş insanlardan bahsediyoruz. Burada ayrımı yapmadığınız sürece çok 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 yanılırsınız. Peki Gusan Bey, Türk-Amerikan ilişkilerine bakarsak Biden Türk yani şu manşetteki soruyu soralım. Hani Biden buyurun. Türkiye'ye dost mu olur, düşman mı sorusuna bakarsak kesinlikle dost olamaz. Olmak istese dahi olamaz. Sizin de bildiğiniz gibi Biden aslında seçilmiş, bakın size çok net bilgiler vereceğim burada.
Biden aslında şu anda demokratların adayı bile değildir. Dördüncü sırada oy almış demokratların kendi aralarındaki seçimlerde dördüncü sırada oy almış bir kişiyken nasıl ki seçimlerde elektronik seçim makineleriyle oynanıp Trump'ın 11 milyon oyu toplam 11 milyon oyu sanırım hat koptu. Ali Çınar, sana dönelim. Bu dost düşman konusuna dönelim. Ara bir yol bulma konusuna geri dönelim. Gusan Bey tekrar geri gelmiş. Biden'la Erdoğan'ın dost olup düşman olup düşman dost mu düşman mı konusuna geri dönersek Biden Erdoğan'la nasıl bir ilişki kurar? Tırnak içinde soruyorum bunu. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Gusan Bey. Kesinlikle güven duyulamayacak ilişkiler olacaktır. Yani Sayın Erdoğan'ın Biden yönetimine özellikle çok dikkat etmesi lazım ki Dışişleri Bakanı olarak atadıkları Anthony Blinken denilen kişiyi zaten şahsen tanıyorsunuzdur, geçmişini biliyorsunuzdur. Koyu bir Siyonist olduğunu ve aynı zamanda da Kıbrıs konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortada